Sizin doymuyor. Çok daha fazla insana hitap etmek, daha fazla insanla aile olmak, daha fazla insanla sosyal medyadan gelecek etkileşimi görmek insana enerji veriyor gerçekten. Yani ben en azından sizlerin enerjisiyle, sizlerden gelen enerjiyle doluyorum açıkçası. Peki düğüm çözülüyor bugün. Düğüm saat 19'da. Düğüm var mı ya? Abi, ne düğümü abi? Ortada son düdük, Allah aşkına. Son düdük çalmadan her zaman temkinli olmakta fayda var. Peki. Sana bir sürprizim var. Bir konsantrasyon klibi, şampiyonluk klibi. Müthiş, ne klibi? Müthiş Fatih Hoca'nın müthiş klibi. Galatasaray taraftarını gözlerini dolduran, göz yaşartan. Göz yaşartan mı? Evet, çok güzel. Göz yaşı sel olup aktı mı? Aktı. Peki. Bakalım akmış mı? Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın. Bu anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil özellikle oyuncular için. Özellikle de İlk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maçı oynamış ve 50 bin kişiye karşı 70 kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısıyla döneceğiz. Duygulandın mı? Vay be. Duygulanmadım da çok güzel oldu. Yani ben burada el çıkmaya başladım yani. Evet, şahane. Çavbella güzel olmuş. Konsantrasyon klibi. Fatih Hoca'nın benim için en değerli şampiyonluk sebebi bende kalsın diyor. En değerli şampiyonluklardan bir tanesi diyor. O sonradan geldi şampiyon yaptı ya. O mu yoksa o, bir başkası kesin. Mı? Yani bu hikayesini... Ya da torununa belki yeni doğan torununa hediyeceği bir şey olabilir Fatih Hoca'nın. Ya neyse, ne olursa olsun her şampiyonluk değerli, her şampiyonluğun kendi içinde hikayesi var. Bu hikayede de başrol oyuncusu Fatih Terim. Bana göre başrol oyuncusu Fatih Terim. Berfo demiş ki Galatasaray dereyi görmeden paçaları sıvamış. Göztepe alır maçı demiş. Göztepe alamaz maçı da bence. Ama burada eğer ki öyle bir şey olursa bu klipler altından ne mavralar yapılır Haluk Yürekli. Ben seninle ne yaparım pazartesi günü. Ben sana neler yaparım pazartesi günü. O zaman onları düşünemiyorum şu anda. Tasavvur edemiyorum. Bana niye bir şey yapıyorsun? Yani. Sana çünkü aldı ya sürpriz yapıyorum dedi ya. Hani sürpriz diye çıkart. O zaman da ben mesela kim şampiyon olursa Başakşehir şampiyon olursa. Kim şampiyon olursa Fenerbahçe şampiyon olursa o klibi 7-8 kez böyle üst üste yayınlayacağım. 7, 8, 10. Belki hatta 1 saat 15 dakikalık yayın süresi içerisinde. Ha bu arada 1 saatiz. Bugün 3'te çıkacağız. Evet. Dolayısıyla ona göre hemen parmaklar çalışsın. Ona göre yazın. Yani o zaman öyle bir şey olursa belki 1 saat boyunca Fenerbahçe ya da Başakşehir'in şampiyonluk klibini yayınlarız. Peki Galatasaray Göztepe deplasmanında. Fenerbahçe içeride Konyaspor'la, Başakşehir kendi evinde Kasımpaşa ile Beşiktaş'ta Sivasspor'la karşılaşıyor. Artık ligin ilk 4 sırasının dışında her şey belli oldu. Bugün oynanan maçlar var. Bugün alınan sonuçlarda Akhisar kendi evinde Osmanlıspor'u 2-1 ile geçti. Yeni Malatya 3-2 ile geçti Kayserispor'u. Gençler Birliği gider ayak Bursaspor'u 1-0 yendi. Oyuncuların garezi Ümit Hoca'ymış galiba. Ümit Özat'a. Orada da çok garip hikayeler var. Onu da anlatacağız zamanı gelince. Şu anda şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Alanyaspor, Antalyaspor bir Akdeniz derbisi. Akdeniz derbisinde gülen taraf Alanyaspor oldu. Trabzonspor Rıza Çalınbay'ın veda maçında Karabükspor'u 3-0 ile geçti. Rıza Çalınbay bu maçla birlikte veda etti Trabzonspor'a. Bunları çok ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Galatasaray nasıl şampiyon olur? 1 puan Galatasaray'a yetiyor. Yani beraberlik bile Galatasaray'ı diğer maçların skorlarına bakmadan şampiyon yapıyor. Kazanması ve berabere kalması halinde Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray kaybederse Fenerbahçe ve Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için. Döndük. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Galatasaray kaybedecek. Başakşehir kaybedecek. Puan kaybedecek. Ve Fenerbahçe maçını kazanacak. Eğer Başakşehir ile Fenerbahçe aynı puanda ligi tamamlarsa, Galatasaray içinde olmazsa o puanın, aynı puanda Galatasaray olmaz da Fenerbahçe ve Başakşehir aynı puanda olursa ikili averajda Fenerbahçe şampiyonluğu ilan edecek. Öyle bir şey olabiliyor mu? Olabiliyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda olursa, Başakşehir geride kalırsa, üçlü averajın dışında kalırsa, Fenerbahçe genel averaja bakıldığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Yani bir sürü hesabın, kitabın yapıldığı bir son haftadan bahsediyoruz. Bu, onu da sorduk, onu da söyleyelim. Söyleyelim. Sizce sıralama nasıl olur? Bize fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşırsanız biz de burada o görüşlerinizi değerlendirelim. Yani şu var, şu bir gerçek. Galatasaray, her şey Galatasaray'ın elinde. Yani Göztepe deplasmanına gidiyor. Göztepe'de bakıyoruz Halil Akbunar ve Poco ceza sebebiyle forma giyemiyorlar. Sabri sakat, Tanju sakat, sağ bekte sıkıntı yaşıyor. Yani Tayfun oynayacak herhalde. Aynen. Ligde beşincilik iddiası kalmadı, bir önemi de kalmadı. Trabzonspor zaten bugün kazandı. Bir önemi de kalmadı değil de bir kulüp için ligi en net yani mesela 7. sırada mı 6. sırada mı bitirmek hani Avrupa kupaları için çok önemli olmasa da o kulübü yönetenler için önemli. Ligi 6. bitirdikle ligi 7. bitirdik arasında bir sıralama fark var. Ben o anlamda Göztepe'nin canını dişine takarak mücadele edeceğini düşünüyorum ama bir tarafta çok fazla yani 6. 7. olmak evet çok önemli bir şey ama bir tarafta da şampiyonluk var. Ben Galatasaray'ın şampiyonluk adına en azından bu maçı kesinlikle kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray puan kaybedebilir ama 3 puanı birden kaybetmez. Bugün Fenerbahçe çok önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçe Doğuş Final Four'da 3. kez finale kaldı. Geçen yıl finalde kazanmıştı. Bir önceki yıl finalde kaybetmişti. Bu yıl 3. kez finale kalma başarısı gösterdi. Malatya'da halk sokağa çıkmış. Neden? Bir tek Malatya'nın maçını, skorunu söylememiz. Çok affedersin. Malatya şu anda ateş pişiriyor. Söyledim. Sakın Malatya'ya bugün yarın gitme. 3-2 ile geçti dedim. Söyledim. İstersen iddiaya da girerim. Arkadaşla da iddiaya girerim. Söyledim. Peki. Yeni Malatya Spor'da Kayseri Spor'u 3-2 ile geçti. Fatih Doğan söylemiş kardeşim. Yani o yüzden dikkatli dinleyelim Fatih Bey. Programı bence dikkatle izleyelim lütfen. Rica ediyorum. Zaten izleyeceğin iki tane adam var. Galatasaray, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Dinayer, Nagatomo. Orta alanda Donk, Fernando, Belhanda, Feguli, Rodriguez, Gomis. Yani Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor. Tek bir eksiği yok. Bu da çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir avantaj. Bir tarafta çok iyi konsantre olan Galatasaray. Diğer tarafta yani tamamen prestij mücadelesi verecek bir Göztepe var. Bir tarafta deplasman fobisiyle lige damgasını vurmuş Galatasaray var. Bir tarafta da içeride taraftarının desteğiyle ligin sürpriz ekiplerinden birisi olmuş. Özellikle ilk yarıdaki performansıyla ligin sürpriz ekiplerinden birisi olmuş Göztepe var. Dolayısıyla Galatasaray'ın deplasman fobisi eğer ki bu maça yansırsa da başka bir şey izleyebiliriz ya. Yani futbol bu. Sonuç itibariyle oynamadan kazanamıyorsun. Oynaman lazım kazanmak için. Mesela burada tabii şampiyonluk kadar, şampiyonluk tabii ki çok önemli. Yani ama ikincilik de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak açısından çok önemli. Dün burada rakamları söyledik. 15 milyon euro katılım bedeli, 1.1 milyon euro beraberlik, 2.750. Dün söyleyememiştim, şimdi söyleyeyim. 2.750.000 galibiyette alınan para, 10 milyon euro gruptan çıkma parası, 12 milyon euro çeyrek finale kalma parası. Yani artık futbol çok endüstriyel bir hale geldiği için bu rakamların da var olduğu bir durumda ligde ikinci olup en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya... Bunu Galatasaray için söylemiyorsun. Bunu genel olarak söylüyorum. Genel olarak sadece Galatasaray adına lig buraya kadar gelmişken bu bir mucize dedik her seferinde. Ligde bir mucize gerçekleşmişken Galatasaray'ı ikinci sırada görmek çok da yani büyük talihsizlik değil. Yani saçmalık olur yani. Bu saatten sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu bırakması kusura bakmayın saçmalık olur yani. Talip Filizcan demiş ki Ankara'dan saygılar sevgiler. Göztepe'ye diğer takımlar teşvik primi vermiş midir? Hayır. Sonunda ne olursa olsun şampiyonluk var. Şüpheli bir durum demiş. Niye şüpheli olsun? Son hafta oynanıyor. Yani niye şüpheli olsun biliyor musun? Neden olsun? Programın sonunda konuşacaktık ama insanların şüphe duymasında... Platini mi? Evet. Onu bekleyelim. Onu sonra, yani, insanların şüphe duymasında çok geçerli sebepler var. Ama ben açıkçası bugüne kadar şu anda herhangi bir teşvik haberi gelmedi. Zaten 2010-2011 sezonunda yaşananlardan sonra Spor Toto Süper Lig'de en azından çok da kolay böyle teşvikler, şikeler, hatır şikeleri falan onların olabileceğini hiç sanmıyorum yani. Göztepe maçı öncesi Beşiktaş'ta Dembaba anlaştı haberlerinin yapılmasının Dembaba üzerindeki etkisi ne olur? Hiç olmaz. Olur, etkilenir.
Etkilenmemesi mümkün değil. Olmaz. Volkan Kahvecioğlu, iyi geceler, hayırlı sahurlar, hayırlı sahurlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Fenerbahçe'yim, lig sıralamasının aynen bu şekilde olacağını düşünüyorum. 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Başakşehir, 4 Beşiktaş. Yani çok diyor olası. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir tüm maçları kazanır ve aynen böyle biter lig diyor. Ben bir Başakşehir konusunda... Ya da hepsi kaybeder diyor. ben Başakşehir konusunda bir kafamda soru işareti var. Belki Başakşehir sıralamada şu anki tablodan farklı yerde olabilir. Bülent demiş ki abi diziye de aldım sizi unuttum. Allah beni kahretmesin demiş. Yok ya öyle, o kadar kardeşim da değil ya. Hangi diziyse bu saatte izlemeye devam et kardeşim. Aynen. Cengiz Çiftçi, neden sadece Galatasaray'ın maçının zor olduğu konuşuluyor? Diğer maçlar çantada keklik gibi görünüyor ama bu maçlardan bir sürpriz çıkarsa şaşırmayın. Kasımpaşa Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe Konyaspor'la oynuyor. Sen bir sürpriz beklemiyorsun. Yani hepsinin kazanacağını öngörüyorsun. Aynen. Sergen Yalçınlı, Konyaspor zor gol yiyen bir takım haline geldi ama onlar da geçen hafta ligde kalmayı garantilediler. Yani rahatladılar. Yani, bu saatten sonra çok da fazla bir değişik olmaz. Belki bu maçlar ligin 15. haftasında oynanıyor olsaydı farklı sonuçlar çıkabilirdi. Motivasyon açısından. Tamam, şunu düşün. Bugünkü maçlar gazozuna maçlardı biliyorsun. Lig bitsin maçlarıydı. Aynen. Lig bitsin maçlarında atılan gollere bak. Sayısına bak. Oradan anlarsın zaten. Hani ununu elemiş, eleğini asmış takımların çok da fazla mücadele etmediği, açık futbolu tercih ettiği, hatta bazen genç oyuncuları tercih ettiklerini de gördük bazı takımların bugünkü maçlarda. Dolayısıyla ben çok da fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Hedefi olan takımların mutlak galibiyetle haftayı kapatacağını ve sezonu kapatacağını düşünüyorum. Toprak Aktan demiş ki Galatasaray son maçta şampiyonluk kaçıracak. Tarih tekerinden ibaret. Başakşehir şampiyon olacak. Galatasaray'ın ben son maçta şampiyonluğu verdiğini hatırlamıyorum. Tarih tekerinden ibaret demiş. O Fenerbahçe'nin başına gelmiş. Yani tarih derken Galatasaray tarihi adına değil, Türk futbol tarihi adına söylüyor. Evet haklısın, olabilir. Böyle bu sonuç, böyle bir sonuç da çıkabilir. Ama İbre çok da öyle bir gözükmüyor. Yani bir şekilde Galatasaray mutlaka şampiyonluğu getirecek, skoru elde edeceğini düşünüyorum. Sinan Akköse, Gökhan abi deplasman fovisi diyor. Beşiktaş'la aynı puan toplamış dış sahada Galatasaray diyor. Ona ne dersin? Zaten o yüzden Beşiktaş dördüncü şu anda. Evet işte yani Beşiktaş adına deplasman fovisi hiç konuşulmadı, telaffuz edilmedi ama daha az mağlubiyet ve daha az beraberlik aldı zannediyorum. Daha fazla yani hatırlamıyorum tam, yanlış da söylüyor olabilirim. Ama sonuç itibariyle Galatasaray hedefe olan, hedefe koşan bir takım. Beşiktaş'ın hedefi artık kalmadı. Peki şunu da soralım. Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde bir ikinci olma ihtimali var. Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var ama çok yani düşük. O da Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetme ihtimali kadar düşük bir ihtimal aslında. Aynen. Yani Beşiktaş artık geçen sene ve ondan önceki sene Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarıyı bu sene gösteremeyecek ve Şampiyonlar Ligi müziğini ve maçlarını evinde oturarak televizyon karşısında izleyecek gibi gözüküyor. İşte sürdürülebilir başarı dediğimiz noktada bu devreye giriyor. Bir başarı sadece bir maç ya da bir sezon ya da iki sezon değil. Bir zamanlar Galatasaray'ın Avrupa Fatihi olduğu dönemlerdeki gibi Şampiyonlar Ligi'ne her sene katılırsanız 3 sene, 4 sene, 5 sene üst üste katılırsanız ben o başarıya sürdürülebilir başarı derim. Ve günü kurtarmak adına başarı demem. Şimdi Galatasaray'a bak. Galatasaray yeni bir dönem içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra önümüzdeki senede yeniden gediklisi olmaya devam edecek Galatasaray. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ndeki yıldızlardan bir tanesi de Galatasaray kulübü. Evet, Ferhat Kavas demiş ki kanalla sözleşmeyi kaç yıllık yaptınız? En az 2+1 olsun, bizi alıştırıp gitmeyin bir daha demiş. Eğer Galatasaray yarın şampiyon olursa Fatih Terim 17. kupasını kazanacak. Ben de yemin ediyorum şunu kaldırdın ya, birazdan hani müsamerede böyle şiir okuyacaksın falan zannettim. Sürprizler devam ediyor. Öyle bir kaldırdın ki kağıdı. Peki. İndireyim. Yani hani göremiyorsan söyle, yaşlılıktan daha büyük kontrolle yazdıralım. 6. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edecek ki 5 yıldıza bir şampiyonluk veriliyor. Bir yıldızı, yani Galatasaray'ın şu anda 4 yıldızı var. 7.yi alacak. Bir yıldızı Fatih Hoca bunu alırsa. 6.yi alacak. 5 şampiyonluğu var, 6.yi alacak. Bir yıldız Fatih Hoca'nın 6. Süper Lig şampiyonluğunu elde edecek. Emin misin? Evet. Peki. Yani şu anda Galatasaray'ın 20 şampiyonluğu var. 21. eğer olursa yarın, ki çok yakın görünüyor. Bugün. 6'sı Fatih Hoca. %25'ten fazlası yani. %30'a yakını. Ama çok en uzun süre çalışmış teknik direktörlerden bir tanesi olduğunu da kabul edelim. Yani bir döneme de imza atmış. İnanılmaz. 6 Süper Lig, 3 TSYD, 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası. Toplam 17. kupayı alacak eğer Galatasaray yarın şampiyon olursa. Yani bir Fatih Terim, bir Galatasaray efsanesi ve Galatasaray taraftarının adeta sevgilisi. Ne zaman Galatasaray dibe vursa Fatih Hoca geliyor ve Galatasaray'ı
Oradan alıyor, zirveye taşıyor Gökhan. Tudor'un formsuz olduğu haftalarda aynı şeyi söylemiştik. Tek çaresi var Galatasaray'ın. Çare Galatasaray'da Fatih Terim demiştik. Öyle de oldu. Geldi ve ne kadar önemli bir adam olduğunu, ne kadar önemli bir katkısı olduğunu da göstermiş oldu Galatasaray Kulübü'nde. Galatasaray'da işler kötü giderse camı kırın, Fatih Terim düğmesine basın, Fatih Terim gelsin. Ha, şampiyon yapar yapmaz bilmem. Bu arada Galatasaray'ın şampiyon olmasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kaybettiği puanların etkisinin de olduğunu söyleyelim. Yani ben hep söylüyorum. Şimdi Galatasaray taraftarları, bizi izleyenler bana kötü şeyler söylemesinler. Ama içeride dışarıda bütün maçlarını kazanmış ve oyunu sürklese etmiş, içeride dışarıda her ikisini birden yapmış bir takım yok bu senelikte. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Başakşehir, ne de Beşiktaş. Bu dört takım da dışarıdaki maçlarda problem yaşamış takımlar. 6 değil 7'ymiş bu arada, özür diliyorum. Ben söyleyecektim 4, de seni utandırmayayım. 96 ile 2000 arası 4. Utandırmayayım sana dedim 2 aldı. De. Ben bir tek şey, fazla, Hamza Hoca çok emin konuşuyorsun ya kendinden. Hamza Hoca şampiyonluğunda yani. Sıkıntı evet. Var. Yani %30'u %35 yaptık. Tamam. 7. şampiyonluğu. Ben söyledim sana da ama. Rakam. Evet, yani 6 şampiyonluk aldı, bu 7.si olacak. %30, 33. Ya sen rakamı sayma abi, rakamı bıraksan. Boş ver abi sen rakamı. Peki, tamam. Boş ver, sen rakamı ne yapacaksın? 6 dediğim için Galatasaray taraftarından özür diliyorum. O sebeple Galatasaray taraftarına az önce girdiğimiz klibi bir kez daha girerek niye? Armağan ediyorum. Yani özür maalesef. Ya biter mi abi, böyle bitmez program. Handan'dan rica vallahi ediyoruz. Vallahi böyle bitmez bir program. Kez daha yeter abi ya, şampiyon klibi. Olsa ne yapacaksın? Bir kez daha şampiyon güzel. Olsa ne yapacaksın? Şampiyon olunca da ona göre klip hazırlayacağız. Kaç tane? Kaç kez? Her gece bir klip gireceğiz Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili. Anlar hazır mı? Bir izleyelim bakalım. Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın. Bu anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil özellikle oyuncular için. Özellikle de ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı 70 kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan haydasıyla döneceğiz. Her zaman her yerde eşlikiyle Galatasaray Kulübü bugün bu klibi paylaştı. Bitti mi? Bitti. Bir daha verecek misin? Hayır. Tamam. Bu sondu. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e, Beşiktaş'a yarın oynanacak saat 19'daki karşılaşmada çok samimisin. Gerçekten çok samimisin. Ama şu anda Galatasaray şampiyonlar çok yakın. Çok samimisin. Gerçekten çok samimisin. Bugün İzmir'e indi. Şampiyon gibi karşılandı. Müthiş Galatasaray taraftarının desteği vardı. Her zaman her yerde olduğu gibi gerçekten. Şu anda Galatasaray'ın her şey elinde. Yani elbette futbolun içinde var. Kaybeder mi? Kaybedebilir. Şampiyon olabilir mi? Olabilir. Olmayabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir gerçek var ki çok yaklaştı Galatasaray şampiyonluğa. Penaltı olursa Gomis kullansın mı diye sormuştuk sosyal medyadan. Hadi yazsınız arkadaşlar. Bakalım yani, neler söyleyeceksiniz. Merak sizce ediyorum. Penaltı olursa Gomis kullansın mı? Neden? Kullandığı son 3 penaltıyı da kaçırdı bu arada. Neden? Bu arada Türkiye Ligi'nde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanı Alex'te. Ve Gomis de şu anda beraber paylaşıyorlar. Eğer Gomis bugünkü karşılaşmada bir gol atarsa Türkiye liglerinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını alacak. Dolayısıyla bu anlamda Gomis için çok önemli. Gomis'i penaltı kullansa mı kullanmasa mı bizimle paylaşın. Sol ayak demiş ki ligin bu kadar çekişmeli olmasının yabancı serbestliği kuralının etkisi sizce nedir? Bence %100 etkisi olduğunu düşünüyorum. En azından şöyle düşünün. İzlediğiniz gollerin kalitesi biraz daha değişti ve izlediğiniz gollerin kalitesi arttı. Şimdi izlediğiniz gollerin kalitesi artınca bu ne demek oluyor? Mesela Fenerbahçe'nin gol yüzdesi çok büyük, çok yüksek. O yüzden zaten buralarda. Atılan gollerin güzelliğini hatırlarsanız, Fenerbahçe'nin geçen hafta attığı gollerin güzelliğini hatırlarsanız Karabük maçında. Tamam, Karabük zorlu bir rakip ama hani geçen seneden çok daha farklı bir lig seyrediyoruz. Mücadele anlamında kesinlikle öyle ama
mücadelede ön plana çıkan şey iyi futbol ya da güzel futbol değildi. Rakiplerin sürekli puan kaybetmesiydi. Aydın'dan, sahur sofrasından Altuğ Bey de bizi izliyormuş. Altuğ Bey'e, sayın müdürümüze sevgiler, saygılar, hürmetler Birol sunuyoruz. Birol ve Cem de yanındaymış. Birol ve Cem'e de sevgi, saygı, hürmet. Salih Hanım demiş ki, sevgili Gökhan, 5. yıldızı ilk Beşiktaş takacak demiştin. Sözün geçerli mi hala demiş. Ne dersin? Böyle bir hani bir şey, o Beşiktaş böyle iyi giderken yükselmiştin ya. Hanımefendinin adı ne abi? Saliha. Şimdi neyse yani, çok derin bir hafızanız varmış Saliha Hanım. İnsanlar hatırlıyorlar yani 5. yıldızı. Ben hala öyle düşünüyorum, evet. Ben hala öyle düşünüyorum. 5. yıldızı Beşiktaş takacak bütün kulüplerden önce. Remzi tabii ki Gomis atsın demiş penaltıyı. Bence Gomis kullansın demiş Fırat. Aa, Remzi dediğim de bir dakika. Evet, bir dakika, senin arkadaşın Remzi Kösem. Remzi Kösem kardeşim. Remzi Kösem kardeşim. Gökhan'ıma selam, eski arkadaş demiş. Aynen. Arkadaşın çocukluk arkadaşı. Tabii abi, çocukluk arkadaşım. Yani Remzi'nin fotoğrafına baksan, sokakta görsen tanımayabilirsin. Remzi'nin o saçı zaman var. Da saçı yoktu. Var var, saçı var şu anda. Ha, benden görüyorum. Daha fazla tabii mi? Bence Gomis kullansın. Sonuçta şampiyonluk kısmet meselesi, nasipse olur. Gomis'i üzmeyelim demiş Fırat. Ya Gomis penaltı atsın atmasın, ne önemi var Allah aşkına ya, bırak vallahi. Ferhat demiş ki, penaltı olursa kesinlikle Gomis atmalı çünkü kaçırıyor demiş. Oğuzhan Ancı, penaltı olursa Muslera kullansın. İstatistikler onu gösteriyor. Bir defa kullandı ve gol attı demiş. %100 de oynuyor demiş. Manisa deplasmanıydı galiba. Çok büyük ayıptı ya. Çok büyük taraftar, yani. Taraftar öyle yo, istedi. Yok yok yok. Taraftar istedi. Ne yapacaksın abi? Taraftar istedi, Burak'a gönder. Taraftar istedi, Mustafa penaltı atsın. Taraftar istedi, Sabri'yi gönder. Taraftar istedi, Selçuk'u gönder. Taraftar istedi, Drogba'yı getir. Taraftar istedi, Snyder'ı getir. Kulüpte borç vatandan çıkmasın. Taraftarın her istediği de yapılmaz kardeşim yani. Gomis kendisi kullanmaz zaten çünkü penaltıdan olmadan da gol atacak demiş. Yarın atarsa gol, 28-28 Alex'le. Türkiye'de ligde en golcü yabancı futbolcular şu anda. Bence kulaklığı öteki tarafa takması gerekiyor. Yani bence. Ya peki, da birazcık olsun beni dinlemesi gerekiyor. Biraz ya, fazla değil. Fazla değil, biraz. Salih Hanım 5. yıldızla ilgili soru sormuş. Ona cevap verdin mi? Kulaklık takılı ya. Tam duyamadım. Aa, çok sıkıntılı durum. Çok sıkıntılı. 5. yıldız Beşiktaş takar mı önce? Evet. Hala inanıyor musun? Evet. Çok ya gerçekten buradan o, ya Beşiktaş'ın neyse o kadar derine inmeyeyim. Yani 5. yıldızı takabilmesi için 10 şampiyonluğa ihtiyacı var. Galatasaray olursa 4 tane kalıyor. Yani bayağı iddialı bir yorum. Aynen. Beşiktaş'a geçiyoruz. Tosic gitti. Tosic'le ilgili unutamadığınız an neydi diye sorduk. Buradan da ineleyelim. Tosic'le ilgili düşünceleriniz nedir? O kadar nedir? Çok var ki. Benim ilk aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. Emekli golcü vardı ya, buraya geldi, dünya para aldı götürdü Fenerbahçe'de. Van Persie ile yaşadığı gerginlik. Benim ilk aklıma gelen o. Öyle mi? İlk aklıma gelen o. Benim aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. O maçta kırmızı kart görüp akreditasyon, başkasının akreditasyon kartıyla kenarda durmuştu. O kadar ya, performans çok, çok ya, performans anlamında Beşiktaş taraftarı çok daha detaylı hatırlayacaktır mutlaka. Çünkü Tosic Beşiktaş taraftarının sevgilisi pozisyonunda bir oyuncu. Hem kulübe ciddi para kazandırdı. Geldiğinde yani geldiği zaman bakıyorum, şimdi not almıştım ben ona. 97'si ilk 11'de 100 maç oynamış, 7 gol atmış ve kasaya da 5 milyon euro nakit parayı köy sandığına koymuş ve gitmiş. Tosic eşittir kırmızı kartları demiş Fatih Doğan. Seçkin demiş ki, Gökhan abi senin ömrün yeter mi yaş itibariyle görmeye, 5. yıldızı takmaya demiş. Ya kaç kardeşim Seçkin, senin yaşın kaç? Yani senin yaşın kadar herhalde muhtemelen totalde, sektörde olmuşuzdur. Hayır, totalde 15 şampiyonluğu var. Sen bilerek mi iki gündür saçınla oynuyorsun? Hayır, niye bilerek oynayayım canım? Hiç asla değil. Yani sürekli bir saçınla oynama telaşı içerisindesin. Aynen. Tosic'in kazancını göz ardı etmeyelim. Yani Beşiktaş özellikle savunma oyuncularının satışından kazandığı parayla neredeyse bir takım kurabilecek kadar zengin oldu. Ama tabii borç çok büyük olunca o hep borca gidiyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde tek Türk oyuncu var. Bu durum Galatasaraylı olarak içimi acıtıyor demiş Gökhan Şahin. Galatasaray'da? Tek Türk oyuncu var yani, Serdar. Yani sonuç itibariyle... Çok tartışma konusu. Bu büyük bir tabi. Bu böyle hani bir saatlik, bir buçuk saatlik programda konuşulacak bir iş değil. Ama ben açıkçası... Şöyle düşünün peki. Futbolcu olarak bir tane futbolcu var. Ama ligde yabancı teknik direktör yok. Sumudika vardı, onu da gönderdik. Ertuğrul Sağlam geldi şimdi. Şimdi bakarsanız bütün takımlarda yerli teknik direktörlere emanetler. Bundan 10 sene, çok fazla değil yani 8-10 sene önce bütün ligin yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılacağını söyleseydik herhalde bize gülerdiniz.
o dönemlerde bir iki tanesi belki bilemedin hadi ayağınız alışsın üç tanesi yerli hocayla çalışıyordu. Ama şimdi herkes yerli. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım. O yabancı oyuncuları oynatan yani takımın patronu da Türk. Bunu düşünelim. Yani birazcık polyanlacılık oynayalım. Duran demiş ki abi ben Tosic kadar gelişim gösteren bir oyuncu görmedim. Kesinlikle. Aslında kendisi de ona çok inanamadı biliyor musun Gökhan? Abi bir kim? Röportajı var Tosic'in. Yani ben herhalde bir sene kalırım falan. Sol bek olarak geldi. Stoper mevkinde çok başarılı performans sergiledi. Beşiktaş taraftarında sevdiği bizim Çin'e gitti. Ama yani o yaşta Beşiktaş'a para kazandı. Bedava geldi biliyorsun Beşiktaş'a. Evet, evet. Gençler bildiğinde gelmek bedava için de geldi. Neler yaptı yani. Aynen. Çocuk. Kendisi bile bir röportajında yanlış hatırlamıyorsam ben bu kadar uzun kalacağım tahmin etmiyordum dedi yani. Mitrovic de onun tam tersini söylüyordur mesela. Geldiği gibi gitti çocuk yani. O da geri dönüyor. O da geri dönüyor. Ben hani Tosic'deki yokluğu, Tosic'in yokluğunu Mitrovic'in dolduracağını düşünüyorum. Bu arada Mitrovic de Belçika'da Kulüp Brugge'de şampiyon oldu. Yanılmıyorsam 10 tane maça da çıktı. 10 maç ve şampiyonlukla geliyor. Şampiyonluk apoletiyle geliyor Mitrovic. Peki Beşiktaş Musa Çağran'ı renklerine bağlıyor. Faydalı, iyi bir rotasyon oyuncusu. İş yapar mı? İş yapar son anlarda belki. Yani 75-80'lerden sonra belki iş yapar ama çok da bir ilk 11'in değişilmesi olmaz diye düşünüyorum. Şöyle ki tabii bunu tam tersine çevirebilecek bir teknik adam Şenol Güneş. Eğer takımın başında kalırsa Şenol Güneş, Şenol'la birlikte Musa'nın performansının artabileceğini düşünüyorum. Salih Alın demiş ki Dembaba ve Burak Yılmaz Beşiktaş'a gelirse ne yapır demiş. Ya, biz bu dil süslesini de hatırlıyoruz. Gökhan demiş. Napır'ı da hatırlar. Ya, her şeyi ya. Hatırlıyor izleyicilerimiz. Napır. Ne yapır? Peki cevapla. Dembaba ve Burak Yılmaz. Uçar. Beşiktaş uçar. Nasıl uçar? Dembaba ve Beşiktaş. Bir tanesi oynayacak. Hangisi oynar? Bence Burak Yılmaz oynar. Abi şu ekranı bir türlü şey yap. Yani bozma. Biraz açılman lazım. Aramızda o. Böyle olmamız lazım. Ha, çok gerekli. Bir tane daha monitör koy şu tarafa da ben de göreyim kendimi. Ona göre pozisyon alayım yani. Tamam. Böyle. Rahatsız oluyor musunuz böyle hani benim buradan şuraya girmemden abi, falan? Abi resmimizi bozma. Musa Çağran'ı geçtik. Beşiktaş'ta ikinci kriz. Çin. Geçen sene Çin, Şenol Güneş Çin'e gitmeyelim demişti. Fikret Orman da bizim oralara açılmamız lazım demişti. Beşiktaş iyi hazırlanamadığı çok konuşulmuştu sezona. Aha, yani oradaki iyi hazırlanamadığı Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı Beşiktaş. Ya, ama sonuç itibariyle bir takımın teknik direktörü var ve bir kamp programı belirlemek arkadaş, istiyor. Arkadaş bak şunu söylüyorum. Bak Barcelona ligdeki 3 günlük arayı bile bir şekilde bir organizasyona gidip o organizasyona dahil olup açılıyor. Yurt dışına, ülke dışına, bütün dünyaya açılan bir kulüpten bahsediyoruz. Sizin kulübünüzün başkanı Fikret Orman da dünyaya açılan bir dünya kulübü yapmaya çalışan bir kulübünü dünya kulübü yapmaya çalışan bir başkan olduğunu düşünürsek bu tip organizasyonlara dahil olmak zorunda kulüp. Kusura bakmasın Şenol Hoca, ona göre de bir plan program proje hazırlasın. Yoksa ben Trabzonspor döneminden hatırlıyorum Şenol Hoca'yı. Noel zamanında kamp programı yapmıştı. Yabancı oyuncular gelmemişti. Yabancı oyuncular gelmeyince de onları 2-3 hafta kesmişti. Daha sonra da şampiyonluk kaçmıştı Trabzonspor'dan. Lens'e yani, sürpriz teklif. Evet, Çaykur Rizespor. Yani şöyle, Beşiktaşlılar semaya açın ellerinizi. Semaya açın ellerinizi. Ama mübarek o parayı, günde. O parayı nasıl verecek bonservis? Mübarek günde bonservis vermesin, en azından kiralık alsın. Bir 3-5 kuruş da olsa kiralık olarak Çaykur Rizespor resmi teklifi bir an önce Lens için Beşiktaş kulübüne bu teklifi yapsın diye semaya açın ve Allah'a yalvarın yani. Gerçekten bu Lens bu sezonki performansıyla hani... Evlat olsa sevilmez diye bir laf var ya, evlat olsa sevilmez pozisyona geldi yani. Hani evlat kontenjanıyla Türkiye'ye geldi, avukatın evladı yine gülüyor abi, başladık yine bir şeyler geldi. Serkan demiş ki abi üzerimize düşecekmiş gibi görünüyorsunuz demiş. Yakın kamera. Ben çok memnunum ya sen. Ben bir şey göremediğim için yani sen görüyorsun ben bir şey göremedim. Tekrarda da baktık bence çok güzel. Yani bence de güzel gibi. Bence de çok güzel. Ama yani, sen eli yaklaştırdığın zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Mesut'la konuştum. Mesut Yer'le konuştum. Ne olur diyor, el hareketini yap diyor. Sanki evimizin içine giriyormuşsun gibi oluyor. Üstümüze düşeceksiniz gibi duruyorsunuz demiş. Yok düşmeyiz canım. Niye düşelim canım? Yani birazcık böyle farklı bir yeni nesil bir anlayış bu arkadaşlar. Zamanla oturur ya. Çok da şey değil yani. Alışırsınız. Alışırsınız. Mansur Kiç. Burada imkansız geçen yıl, be abi. Geçen sene de çok uğraştı Beşiktaş. Hani orada bir menajer olayı var. Mandzukic'in menajeri sürekli Mandzukic'le başlayıp başkalarını iteliyor Beşiktaş kulübüne. Umarım bu kez Mandzukic'le yola çıktılarsa Mandzukic gelir ama ben çok da
doğru olacağını sanmıyorum. 3D, 3D program demiş. 3D Umut. 3D ne demek? 4K'ya geldik yok. Anlamadım, vallahi anlamadım. 3D'nin bir tane D'si dinç benim belki de. Diğer 2D'si ne? Belki, tamam, boş ver. Ayrıntısına girmeyeyim. Anlamadım. Fenerbahçe'ye geçelim. Bugün gündem çok yoğun. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Biraz çünkü izleyicilerimizin de görüşlerine yer veriyoruz. Evlat olsa sevilmez Lens demiş Hüseyin Durmuş. Mesut Yer'den mesaj var. Vallahi Haluk'un matematiğine göre Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali de yüksek. Hep mi ekmiş dersleri? Kerat cetvelinden öperim demiş. Mesut Yer'e da buradan sevgilerimizi iletelim. Bir şey, o da iyi Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olduğu için. Buradan mesaj vermeyeyim ben. Yayın sonrası bu arada, telefonla konuşuruz. Bu arada Musa da bizim Kuruçeşme'deki Musa da demiş ki Lens ekmeğimiz. Lens onun restoranına gidiyor sürekli. Oradan yemek gitmesin diyor. Hakkı abi geldi. Lens'in sevgili yerine başkasını getiririm ben dükkana. Sen rahat ol Musa. Hakkı Yeşildağ. Hakkı abi neredesin ya? Sevgili Haluk, Barcelona'nın Beşiktaş'la ilgili tweetini gördün sanırım. Ancak onu başaramadı. Namalup şampiyonluğu demiş. Hakkı abi. Ha. Hakkı abi de iyi Beşiktaşlıdır. İyi Beşiktaş. Hakkı abi kucak dolusu selamlar da neredesin abi 3 gündür? Özledik Hakkı abiyi. 3 gündür yoktun yani. Ailemiz genişliyor. Hakkı abi gözünü seveyim. Aynen. Bizi terk etme Hakkı abi. Fenerbahçe. Bugün Fenerbahçe Doğuş. Haluk'u seven ender Beşiktaşlardan bir tanesin Hakkı abi. Fenerbahçe Doğuş Final Four finalinde Real Madrid'le oynayacak. Geçer mi sizce Fenerbahçe? Finali, kupayı alır mı? Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani yayına girerken de söyledik. Üçüncü kez finale yükseliyor. Geçen yıl kupayı aldı. Bu sene CSKA mesela. CSKA Real Madrid maçını da birlikte seyrettik seninle. Evet. Yani ben CSKA'dan daha çok korkuyordum açıkçası. Zalgiris konusunda haklı çıktığımı anlamışsındır. Evet, iyi bir takım ama abi, bir noktaya kadar. İyi bir takım. Yani bütçesi Fenerbahçe'nin, çok düşük. Evet, bütçesi düşük olmuşu falan hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin kadrosu evet bu Final Four'u yani kazanamaması sürpriz olur. Euroleague şampiyonluğunu. Ama şunu da, şu da bir gerçek abi. Oraya kadar gelmiş bir Zalgiris Kaunas. Fenerbahçe'nin bugün en önemli özelliği, en önemli bir kere hani çok birinci ve ikinci periyotta çok fazla sayı yemedikleri için ve rakiplerini iyi, çok düşük sayıda tuttukları için ve sürekli de önde oldukları için Fenerbahçe bu maçı sürklese etti. Şimdi finalde rakip Real Madrid. O kupayı istiyorsanız Real Madrid'de yeneceksiniz. Geçtiğimiz sene yendiniz. O kupayı biz buraya istiyoruz. Fenerbahçe Doğuş'un kucağında o kupa buraya bir kez daha gelsin. Biz de yeri lacivert, gökü sarı yapalım. Bir kere maçın favorisi olduğunu net ortaya koyalım. Yani CSKA Real Madrid favori hangisi gelsin istersin desen. Ben de Real Madrid derdim. Ben de Real Madrid isterdim. CSKA çünkü böyle bir daha bir... Gerçi Fenerbahçe CSKA'yı hep yeniyor. Yani onlara karşı bir şans tutuyor Fenerbahçe'nin. Ama yine de final olduğu için Real Madrid için... Cici var ya bugün şov yaptı ya. Bugün şov yaptı adam ya. Bobby. Dixon da Bobby da yaptı da. Yani Cici ilk periyotta ve ikinci periyotta inanılmaz işler yaptı ya. Orada zaten belliydi maçı bırakmayacağı. Umut demiş ki Obradovic'i futbol kulübünün teknik adamı yapsınlar. Var mıdır acaba hayır, dünyada örneği? Hayır, hayır, hayır. İş şu. Obradovic'in işine karışan kimse yok. Fenerbahçe kulübünde Aykut Kocaman olmak çok zor. Fenerbahçe kulübünde futbol takımının teknik direktörü olmak çok zor arkadaş. Basketbolda bırakıyorsun Obradovic'i alıyorsun futbolun Mourinho'su. Ya basketbolun Mourinho'sunu alıyorsun takımın başına koyuyorsun mis gibi. Harika süper işine de karışmayınca işler on numara gidiyor. Ama sen Aykut Kocaman'ın işine sürekli karışıyorsun. Sürekli bir şeyler oluyor. Bir yönetici sürekli topa giriyor. Bir başkan sürekli topa giriyor. Ondan sonra da bakıyor Aykut Kocaman. Sağ içerisinde olmuyorsa sağ dışında açıklamalar yapayım. Sağ dışı ile ilgili açıklamalar yapayım ki bir şekilde taraftarı yanıma çekerim diyor. Yani Fenerbahçe'de gerçekten futbol takımının antrenörü olmak hiç kolay değil. O taraftarla Fenerbahçe kupayı alır. Sanki maç İstanbul'daydı bugün demiş. Ben Ali Çetinkaya Belgrad'da akın akın gittiler. Dün de buradan bu maçı anonslarken söylemiştik. Yani Fenerbahçe taraftarı bir kere o kadar yani Kadıköy'e futbol maçını izlemeye gitmiyor ama Belgrad'a akın akın gidiyor Gökhan. İşte bu böyle bir şey. Bu takımı çok seviyor. Ya bizim Kahraman Poyrazoğlu var biliyorsun 24'ün istihbarat şefi. Dünyanın en iyi takımı benim için diyor Fenerbahçe Doğuş. Yani o kadar seviyor ve inanıyor takıma yani. Hayır yarın finalde kaybetse bile biliyor ki Fenerbahçe taraftarı bu takım elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün mücadelesini ortaya koyuyor.
Ya bizi izleyebilmek için ciddi masrafa girmiş Altuğ Demirel şu anda. Ciddi masrafa girmiş. Selam olsun bir kez daha. Fenerbahçe Doğuş'un yenemeyeceği takım yok demiş Fatih. Yeter ki şans yanında olsun. Yani Fenerbahçe gerçekten, Fenerbahçe Doğuş bambaşka bir takım. Yani Obradoviç'e ayrı saygı duymak lazım. Aziz Yıldırım'a ayakta alkışlamak lazım. Yani Aziz Yıldırım'a eleştiriyor, herkes eleştiriyor. Ama doğru yaptığını da yiğide öldürüp hakkını teslim etmek lazım. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe Doğuş'u, daha önce Fenerbahçe Ülker'i bambaşka bir seviyeye taşıdı Gökhan. Bu dördüncü kez Final Four oynuyor. Yani Obradoviç gelmiş, bir sihirli değnek yatırımı yapmış ve dördüncü kez Final Four. İlk senesinde yarı finalde yeniliyor. İkinci senesinde final oynuyor, kaybediyor. Üçüncü senesinde final oynuyor, kazanıyor. Dördüncü senesinde finale çıkıyor. Yani böyle bir istikrar olabilir mi ya? Muazzam bir... Yani işte bak, sürdürülebilir. Bak, Türk futbol seviyesi şuna... açısından muazzam bir şey bu. Bak, başarının sürdürülebilir olması çok önemli. Ve bu senede eğer ki Euroligi almasa bile final oynadın mı kardeşim? Geçen sene kupayı aldın. Aldım. Bu sene geldin, final oynuyorsun. Aynen. Final oynadın, bitti. Yani bana göre artık sürdürülebilir bir başarısı var Fenerbahçe Doğuş'un. Bundan sonrası, bundan sonraki göstereceği başarı da üzerine kat be kat, bak kat be kat, hani şey gibi düşünün, kat çıkmak gibi düşünün. Ama kaçak kat değil yani, gerçek real kat. Yani kat çıkmak gibi düşünün. Yani mükemmel. Bence de mükemmel. Ben de yani Real Madrid'in geliyor olması beni ayrıca çok memnun etti. Bir kere onu bir kez daha altını çizelim. Pazar günü oynanacak. Müthiş final. İnşallah pazartesi günü burada Fenerbahçe marşıyla. Vallahi girer misin? Girerim tabii, seve seve. Aferin Fenerbahçe sana. Doğuş kupayı aferin. Alsın gelsin. Gider şeyden salondan söyleme, kupayı da getiririm buraya senin için. Her şeyi yaparım. Fenerbahçe yapamayacağın sözleri. Ferit Bey'e de ayrı parantez açmak lazım. Yani Darüşşafaka'yı da mesela, Darüşşafaka'ya da iki numaralı kupa da oradan geldi. Onun desteği çok fazla. Çok. Basketbola çok ciddi yatırım yaptı. Eurocup şampiyonu oldu biliyorsun Darüşşafaka. Evet. Yani basketbola ciddi yatırım yaptı ve onun karşılığında alıyor. İşte bu profesyonel. Bizim Fenerli Enes de bizi seyrediyormuş. Savura kalkmış. Enes'e de şampiyon Fenerbahçe selam olsun. Selam olsun. Fenerbahçeli Enes. Asla Fenerli Enes. Peki Trabzonspor'u konuşalım biraz. Burak konuşmadan Yılmaz... önce Kemal Kocamaz 3 gündür benden selam bekliyordu İzmir'de. Kemal Kocamaz seni seviyoruz. İzmir'e de kucak dolusu selam gönderiyoruz. Yeşim pazartesi Galatasaray marşı çalacağız demiş. Önce Galatasaray marşı, arşının arkasından da Fenerbahçe İkisini marşı çalırız. İkisini birbirini mix ederiz. Böyle edemezsin abi sen, öyle bir şeyi başaramazsın yani. Sanki yapabiliyormuşsun gibi. Kulak da yok ki sende abi müzik dinleyip. Şöyle iki tane tıkırdı yapamıyorsun yani. Bir izleyicimiz Lens büyük adam Beşiktaş'ta kalsın demiş. Seven de var. Ankara Gücü taraftarı çok fazla mesaj gönderiyor. Onlara da Süper Lig'de başarılar dileyelim. Hoş geldiniz onlar da diyelim. Hoş geldi. Artık yarın da mesela çok önemli bir playoff müsabakası var. Bursa'da oynanacak. Erzurum'la Gazişehir. İkisinin de hangisi gelirse gelsin başımızın üstünde yeri var. İkisi de şehir takımı olduğu için ben evet, yani bir spor sever olarak şehir takımı, taraftarı olsun, coşkulu olsun. Ben Erzurum deplasmanını Antep'e çok gittim. Evet. Antep'e Gaziantep Spor sayesinde çok gittik. Erzurum Spor'u çok özledik. Yanlış anlaşılmasın, herhangi bir beklentim hani o takım bu takım değil ama deplasman olarak baktığında cağ kebabını çok özledik be kardeşim. Oltu taşına cağ kebabını özledik yani. Bir Erzurum bir de muazzam bir şehrimiz. Muazzam. Yani çok soğuk oluyor kışın deplasmanlarda ama. Geçen değil ama onu bir önceki yıl sömestr tatilinde gitmiştim. Çok inanılmaz insanları, o kadar misafirperverler ki Gökhan. Yani böyle sömestr tatilinde kayak yapmaya gittim. Yani. Ayağın yere değmiyor. Öyle mi? Ya işte ben kar görmeye gittim diyelim. Ben kayaktan anlamam da. Tamam yani. Ama oradaydım. Tamam, yani. İstanbul'a nasıl geldiğinden bahsetmeyeyim istiyorsan yani. Kırık saz, tahta bavul. Trabzon... Allah aşkına şu kim abi? Bu kim? Bunu okur musun? Bu arkadaşımız okur musun? Bu kişi cihazın kilidini açmak istiyor diye bir fotoğraf var. Miraç Aztürk selam olsun yani. Bir dakika, bizim cihazımızın mı? Hayır, kendi cihazının yani. O şeyle çekiyorsun ya. Ama bir şey, adı ne abi abinin? Abinin adı Miraç ne? Hastürk. Miraç Hastürk kardeşim. Şifreni bilmiyorsan eşe falan sor. Hanım falan varsa hanım biliyordur senin telefonun şifresini. Seçkin demiş ki Gökhan abi seni çok gömüyor. Aranızı açmış gibi olmayayım ama demiş. O kadar antrenmanlıyım ki ben. Neler yani yaşadı bu biliyor musunuz? Yeni izleyicilerimiz de ona çok alışacak.
Neler yaşadı ve yaşattı bir bilseniz. Bir bilseniz yani. Ben hani... bu ikili de hep mazlum olan kişiyim. Maalesef Gökhan Dinç böyle bir insan. Onu da böyle kabul ediyoruz. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok. Tamam. İlerleyen haftalarda göreceksiniz. Burak Yılmaz alacaklarını için Trabzonspor'a ihtar çekti. En azı Beşiktaş'a geliyor. Gemileri yaktı. En azı Beşiktaş'a geliyor. Gelmeden alacaklarımı ihtar çekti. Doğru mu peki sence? Yani şimdi Burak Yılmaz... Ya bak ben hep aynı yerdeyim. Bir, tazminat haktır. Her zaman verilmek zorundadır. Rakamı ne kadar büyük olursa olsun. Bana ne abi? Yani bana ne? Sen bu adamı, bir futbolcuyu alıyorsun, bu adama belirli sorumluluklar yüklüyorsun. Top oyna diyorsun. Adam da elinden geldiği kadar topunu oynuyor. Ve sen bir sözleşme imzalıyorsun o adamla. Tamam, bu sözleşmeyi imzalamış olsun. Evet. Sen bu bir sözleşme imzalıyorsun adamla. O sözleşmenin karşılığında da para vermek zorundasın. E adama parasını vermezsen adam parasını alır. Bakınız Emre Çolak. Galatasaray'ı mahkemeye verdi, kazandı. Siz, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Patronun İşi personeline maaş ödemektir. Yegane ve en önemli işi. Personeline maaş ödemektir. E sen personeline maaş ödemezsen o adam da alacaklarını bir şekilde tahsil etmek ister. Bu arada Trabzonspor yönetimi de bugün yani para ödeme yaptı bir sürü futbolcusuna alacakları için. Yani ya bir de Özkan Sümer'le Burak Yılmaz arasındaki o bir gerginlik de var. Yani önce ya bir o tip oraya kadar. Ya oradan önce ya de vardı o ya. Yani oradan hani, önce de vardır. Abi Burak Yılmaz çok tecrübeli bir oyuncu. Artık yani Trabzonspor ona kucak açtı. Tamam, Burak Yılmaz İstanbul'a gelmek istiyor. Ben biliyorum. Bir çocukları var. İki çocuğu var. Onlarla birlikte vakit geçirmek istiyor. Zaten Çin'den Türkiye'ye gelmesinin de en büyük sebeplerinden bir tanesi. Trabzonspor kucak açtı derken? Trabzonspor Burak Yılmaz'a kucak açtı Gökhan. Geçen sene Beşiktaş almadı işte Burak Yılmaz'ı. Trabzonspor almasaydı Burak Türkiye'ye gelemez miydi? Bence gelemezdi. En kötü Antalya Spor'a giderdi. Ama işte o paralara gidemiyorsun. 3,5 milyon euroya imza attı Gökhan. Tamam, Trabzon'dan 3,5 milyon euro alıyorsa Antalya'dan da 3 milyon euro alır. Eto kaç para alıyordu abi? Alamazdı Antalya'dan. Eto kaç para alıyordu ya? Alamazdı. Ya, Nasri kaç para aldı Antalya Spor'dan? Nasıl? O zaman o atıyordu imzayı gidiyordu. O başkan da yok ortalığında. Tamam da Eto varken Burak Yılmaz'ı almazdı, onu söylüyorum. Yani. Ya, ona o parayı Eto'ya verirken, Nasri'ye verirken Burak Yılmaz'a da ayrıca bir bütçe açamazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bence yani, açardı bence da. Burak Yılmaz'a Trabzonspor, Sayın Muharrem Usta hem Trabzonspor taraftarının gönlünü kazandı. Yani hoşuna gitti Burak Yılmaz. Hem Burak Yılmaz memnun oldu ama Burak Yılmaz belli ki ayrılıyor artık Trabzonspor'dan. Burak Yılmaz da üzerine düşen görevi yaptı be Haluk. Gol ortalaması her maç bir gol ya. Yaptı, ne yapacak ki daha bu adam? Bir oyuncuyken, ben anlamadım yani. Bir golcü yani, ne yapacak ki daha fazla Özkan yani? Özkan Sümer'e medya üzerinden yanıt vermesi. Özkan Sümer medya üzerinden cevap veriyor. Ya abi bu kadar da futbolcuyu ne olur ya. Biraz yönetelim kulüpleri ya. Futbolcuları yönetelim. Bu oyuncuları, bu isimleri yönetmek için oradayız ya. Özkan hocam saygım sonsuz size ama Burak Yılmaz konusunda gerçekten bence hatalı davrandınız yani. Hani Burak Yılmaz'la biz daha geleceği için konuşmadık. Ya onu yapana kadar bir telefon açsaydınız, çocuk haklı. Yani haklıyken haksız duruma düşmüş. Bir izleyicimiz demiş ki her zaman çalışan hakkı değildir abi. Bir gün iş yeri sahibi olursan anlarsın demiş. Yani bir de o işin o tarafı da var. Yani... Ben iş yeri sahibi, bir dakika, benim söylediğim, ben iş yeri sahibi hiçbir zaman olmayacağım. Yani bir televizyon patronu olmayacağım. Olamam yani. Gazetem de olamaz. Patron da hiç olmak gibi bir durumum yok. Allah da göstermesin. Ben çalışan olmaktan son derece keyifliyim. Ama patron her zaman haklı, çalışan her zaman haklı demiyorum ama çalışanı siz işinden kovarsanız kötü performans ya da iyi niyet, kötü niyetten bahsetmiyorum. Kötü performans ya da kötü niyetten bahsetmiyorum ama siz yükümlülüklerinizi yerinize getirmeniz lazım. Ben bundan bahsediyorum. Peki gelelim Platini'ye. Ondan sonra da sayın seyircilerimizin Fenerbahçe kimi transfer etmeli? İşte Emre Akbaba, bir sürü transferle ilgili soruları var. Onları da yanıtlayalım. Tamam. Platini diyor ki 1900 L'Équipe yapıyor bunu. Yani Fransa'nın dünyanın en saygın spor gazetelerinden bir tanesi. Aynen. Platini 1998 Dünya Kupası Fransa ile Brezilya'nın finalden önce karşılaşmamaları için ayarlamalar yaptığını itiraf etti. Yani birini A grubuna, birini C grubuna koyuyorlar. İkisi de gruptan birinci çıkacağını öngörüyorlar ve finale kadar karşılaşmalarını engelliyorlar. Hani bu hep tartışılıyor ya, sıcak top, soğuk top nasıl ayarlanıyor? Şampiyonlar Ligi kura çekimlerinde de biliyorsun. Ahmet Hoca yaptı bunu. Ahmet Hoca, Ahmet Çakar çıktı. Defaten birçok kez sıcak top, soğuk top, sıcak top, soğuk top yapıp istediği grupları oluşturdu. Şimdi arkadaş,
bu tip açıklamaları yapmadan önce bir düşünmek lazım. Ben bunu söylersem, hani yaparsam zaten konuşmuyorum yani. Yapmak büyük terbiyesizlik, futbolun doğasına aykırı, sporun doğasına aykırı, etiğe aykırı, son derece çirkin bir davranış bunları yapmak. Eyvallah, orada hemfikiriz. Hani yaptın, bari sus be adam. Ya bari sus, bari söyleme yani. Hani yaptın, bari söyleme, sus. 98'de üzerinden kaç sene geçmiş? 30 sene mi? 20. Yok, 20 sene. 30 sene nereden çıktı? Bizim matematiğimiz gerçekten kötüymüş. Bizim değil, senin kötü. Seni de gördük demin abi. Türkiye'nin en önemli televizyon yıldızlarından bir tanesi Mesut Yard mesaj attı ya senin matematiğin yüzünden. Fatih Hoca'nın 6 dedim, 7 dedim. Ya oradan değil. İşte puan hesabı yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Hiçbir puan hesabı yapmadım. İnsanlar Mesut Yard'a mı? Mesut Yard'a da gidere gider yani. Söyleyeyim Mesut Bey. Aldım ben. Bu arada Mesut Yard'la değerli eşinin evlilik yıl dönümüydü. Onu da tebrik ederim. Aynen. Buyurun. Ne diyorduk biz? 3 tane ayrı yere gittim abi. Matematik filan. Yok, matematik değil yani şu... Futbolu olan güvenin her geçen gün birazcık daha aşağılara çekildiği anları yaşıyoruz. Yani Türkiye'de de böyle, Avrupa'da da böyle, işte Almanya'da da böyle, ne bileyim İtalya'sında da böyle şikesi oluyor. Hakemler, telefonlar bilmem neler, şunlar bunlar dinleniyor. Bir bakıyorsun bambaşka şeyler çıkıyor ortaya. Bundesliga'ya bakıyorsun zaten Bayern Münih 8 hafta kala neredeyse hani ilk yarıdan sonra zaten garantileyecek gibi. Tatsız, bütün ligler öyle. Fransa tatsız öyle. Tutsuz bir duruma gidiyor. İspanya'da dolayısıyla... Barcelona öyle oldu bu sene. Real Madrid koptu. Aynen, şimdi koptu bu arada ama Şampiyonlar Ligi'nde finalde oynuyor. Şampiyonlar, ya zaten Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol kulüpleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol kulüpleri son 5 yılda damgasını vurmuş durumda. Ya Sevilla alıyor, ya Real Madrid, ya Barcelona alıyor. Ya Atletico Madrid ya da bu sene Real Madrid. Yani sürekli iki kupayı da onlar alıyor. Yani sonuç itibariyle insanların Avrupa futboluna da güvenini sarsmamak lazımdı. Ben açıklama mı yaptı yoksa Lekip'teki haber miydi bu, onu iyi takip edemedim yalnız. Ne dediğimi Lekip'in haberi. Haber mi, röportaj mı? Lekip'in, yani Lekip'e yaptığı açıklama işte. Haber değil, açıklama. Ha, kendi Bülent söylemiş. Diyor ki bak, sana eleştiri var. Abi hanım diyor ki bu saçı ol, yani Gök seni kastederek. Ya iyi ki okumadın öyle mi? Abi neden bu kadar okumadın? Abi öyle yazmış da o yüzden. Ya onu sen süzgeçten geçiremiyorsun. Bizi öyle ayırıyorlar saçlı ve saçsız olarak yani. Adını bilmiyor. Abi saçım diyor. Yok kardeşim. Saçım hayır, yok. O değil mesele. Mesele var o değil. Var da ne oluyor? Ya mesele o değil. Neden bu kadar hararetli konuşuyor? Kavga ediyor zannediyorum demiş hanımı Bülent'in. Ömer Barlas demiş ki Haluk Bey patron olsa bu program tadından yenmez demiş. Zaten öyle değil miyim ben? Bu programın patronu benim. Kendini öyle hissetmek istiyorsan kabul edeyim yani. Bülent Bey ne diyorsun hanımına? Bülent Bey'in hanımından özür diliyorum ama işte bazen tonaj yükseliyor. Yani tonaj yükselmesini sevenler de var. Tonaj yükselmesini sevmeyenler de var. Ama maalesef ben böyle hararetli konuşuyorum. Zaman zaman Bülent Hanım'ın eşi için frene basmaya çalışırım. Mehmet demiş ki abi böyle şike olaylarını duyduktan sonra hiçbir şeye inancım kalmıyor demiş. Aynen, onu söylemeye çalışıyorum işte. İnsanların Avrupa futboluna, FIFA'ya, UEFA'ya, bunlara zaten hani inancı da sarsılırsa artık, hele kura çekiminde nasıl yapıyorsunuz abi bunu? Yaptığınız bari susun be kardeşim ya. Birinci lig playoff'la ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Onu söyledik ama izleyicimiz bir daha yazmış. Gökhan Erzurumspor'un gelmesini istiyor. Ya tamam. Orada bir taraf. Ya taraf tutuyor yani. Ben de diyorum ki hak eden gelsin. Yani. Sonra Bülent Hanım'ın işi. Ondan sonra diyorsunuz ki sesi niye yükseliyor? Bakın ben öyle bir şey söyledim mi ya? Allah aşkına ben Erzurumspor gelsin dedim mi? Erzurumspor'u özledim dedim. Yani söylediğim şey de cağ kebabı ya. Yani hani futbolla o kadar alakasız bir şey ki. Hak eden kazansın dedim ben. Böyle bir şey görmedim. Saçlı ya. Olan yani bana hakaret etmiş. Çok. Aferin, teşekkür ediyorum. Biraz da ona hakaret eder misiniz ne olur? Ya etsin abi, ne yapalım. Bu arkadaş bizi Cihan başka Aldemir, programlarla karıştırmış. Cihan Aldemir demiş ki abi 19 Mayıs'ı unutmayalım, unutturmayalım demiş. Unutmadık, şey unutturmadık da açarken zaten onunla başladık. Girdik, onu da söyleyelim. Chelsea Manchester United kupayı kim alır sizce demiş bir izleyicimiz Serdar. Tatsız tutsuz bir maç olur bence. Yani ikisi de ağırlıklı olarak savunmayı ön plana tutan hoca. Birisi Conte, öbürü Mourinho. Savunmayı 0-0 bitme ihtimali çok yüksek mesela. 0-0 bitmez biliyorsun. Yani uzar yani, o ha. Anlamda söylüyorum. Simone 330-377 maç oynamış. 233 galibiyet. Bu arada ben de bir Aykut Kocaman bir de Simone hastalığı başladı galiba. Bütün istatistikleri topluyorum. Seviyorsun. 233 galibiyet, 200 gol yenmeyen maç. Yani 377 maçtan 200'ünde gol yememiş adam. İşte yani. 1-0 bitmiş. Ve gol yemediği maçlardan bir tanesi de, yanlış anlama, UEFA Avrupa Ligi finali. Yani final maçında gol yemiyor yani. Bir de onu düşün.
8 tane final oynamış, 6'sını da kupa kaldırmış. Yani savunma futbolu derken sonuç odaklı futbol diyelim bence. İşte, ya zaten öyle diyoruz, sonuç odaklı futbol. Yani savunma futbolu, savunma futbolu. Görmeyi çok beğendim ben bugün. Manchester United Chelsea maçında ne düşünüyorsun? Onu soruyorum. Manchester United. Kazanır mı diyorsun? Hı hı. Ve bir şey sordum, ben de söyledim. Yani... Ne bileyim abi, bilsem zaten seninle burada program yapmam yani. Doğru. Hani maçın nerede, kaç kaç biteceğini, kimin kazanacağını bilsem zaten. Sinan demiş ki Euroleague konuşmadınız abi demiş. Ara ara gelip gidiyorsunuz. O yüzden demek ki denk gelmediniz. Euroleague'i konuştuk ağırlıklı olarak. Çok daha ayrıntılı. Metin Aksu, Şenol Hoca Beşiktaş'ın güneşi kesinlikle kalacak çünkü taraftar hep onun yanında diyor. Zafer var benim ok meydandan, kaleci arkadaşım, demiş ki dostum Haluk Bey, yani dostum virgül, Haluk Bey çok iyi mazlum oynuyor bence. Seni seven kitle bunun farkında demiş. Enerjiniz bu saatte, gecenin bu saatinde harika demiş. Fatih Kan Demir, kardeşim tekrar hayırlı olsun. İlk defa bu akşam canlı canlı izleyebiliyorum. Yakışıyorsunuz bu ekrana demişler. Bir de kendileri... Yani lakabını söylemeyeyim Fatih Kandemir. Başka bir mesaj Sinan demiş yani. Ki abi Erzurum gelsin de cağ kebabı bizden olsun demiş. Eyvallah. Baran demiş ki abi okur musun bilmem ama demiş. Oradan başladım sen susunca. Dur aman abi dur. Şampiyon olmaktan korkuyoruz. Her hareketimizle bizi linç etmeye hazır bir kitle var. Kim o ya? Her özel günde Başakşehir'i Atatürk düşmanı ilan edenlerden bıktık demiş. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Sakaryaspor bugün Gümüşhane Spor'u yendi. Sakaryasporlu futbolcuları, Sakaryasporlu futbolcuları ayakta alkışlıyorum arkadaşlar. Ayakta alkışlıyorum. Evinde oturan, bizi şu anda canlı izleyen varsa ne olur siz de ayağa kalkın ve alkışlayın bu oyuncuları. Otobüsle döndüler, bir tane yönetici istemediler. Otobüsle gittiler, bir tane yönetici istemediler. Ya kardeşim, bu çocuklar bir şeylerin mücadelesini veriyor ve yöneticileri yanlarında istemiyorlar. Tebrik ediyorum, harika bir protesto. Protestonun nasıl yapılması gerektiğini bilmeyen kulüpler için veya futbolcular için veya kulüp başkanları için harika bir örneksiniz. Helal olsun size. Aydın'dan Ali'nin doğum günüymüş. Altuğ Bey'den geldi sipariş. Hayır, Altuğ'dan değil bu. Öyle bu mi? Benim arkadaşım Ali. Çocukluk arkadaşım. Senin neydi o demin? Metin Remzi. Miydi? Remzi. Remzi Kösem. Ali'nin saçları da var bu arada. Ali'nin doğum gününü kutluyoruz. Ya bir gün gerçekten saç Ali ettireceğim. Ali doğum günün kutlu olsun böyle sevgili kardeşim. Rapunzel gibi bir saçla geleceğim buraya ben, Rapunzel. Atacağım Sefa buradan Bektaş saçı sana. Abi TT desiniz demiş. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Bakalım ben... Transfer haberleri var diyorum, onu soracaktım. Onu sor. Var mı? Fenerbahçe Allah'ın selamı sizlerin üzerinize olsun demiş. Hasan Barlas sizin de olsun. Haluk Yürekli patronsa Gökhan Dinç eylemci sendika başkanıdır demiş. Erdal Gülek. Melek demiş ki Trabzonspor şampiyon olsun artık. Şampiyonluk hiç görmedim. Kıskanıyorum demiş. İnşallah Melek ben senin. Ben bu arada az önce Bülent Bey, Bülent Hanım değil ya, ben Bülent Bey'in hanımı, dedim. Evet. Yani Bülent Hanım demedim. Yani onu söyleyeyim de. Emre Akbaba Beşiktaş'a transferi yakın diyorlar. Yeni 10 numara olur mu? Talişka'nın yerine Emre Akbaba gelir. Abartmayın mi? Abi. Talişka'nın verdiği performansı Emre Akbaba'dan beklemek biraz garip olur arkadaşlar. O çocuğun da üzerine o kadar büyük yük bindirmemek lazım. Emre Akbaba çok olumlu bir transfer olur ama ben Beşiktaş'ın bu transferi bitirdiğini duymadım. Enes demiş ki abi hafta sonunda program var değil mi demiş. Yoksa üzülürüm demiş. Hafta sonu yokuz. Cumartesi, pazar yani... Spor gecesini yapmayacağız 360 ekranlarında. Yarın 24 ekranlarında saat 19'da 4 maçın anlık skorunu yapacağız. Yani dakika dakika goller oldukça puan durumunu, dakika dakika şampiyonun kim olacağını, Şampiyonlar Ligi'ne kimin gideceğini, 3. 4. kim olacak ayrıntılı bir şekilde Gökhan Dinç'le birlikte olacağız yine. Can Arat da yanımızda olacak. Bu üçlü 19'la 21 arası canlı yayında olacağız 24 ekranlarında. Ayrıca şampiyonluk kim olursa oraya da hazırlığımız var. Oradan da renkli görüntüleri canlı yayınlarla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Özcan Murat demiş ki Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Bu arada hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da bir kongre hazırlıkları var. İki takım, iki kulüp içinde çok önemli. Peki ben bir şey soracağım. Dursun Başkan, Dursun Özbek Başkan bir önceki seçime uyandı, evden çıktı. Evden çıkarken hanımına şunu söylememiştir. Ben akşam herhalde başkanlığı kaybedip geleceğim dememiştir. Sayın Mustafa Cengiz de evden çıkarken ben başkan olacağım diye çıkmamıştır. Sayın Cengiz başkan oldu, Dursun Başkan da başkanlıktan oldu. Yapılacak seçimde tekrar Dursun Başkan'ın, yani Sayın Dursun Özbey'in
başkan olması muhtemel değil mi arkadaşlar? Ya bu sizce bir komik bir olay değil mi ya? Ya bu yani komik derken tabii ki herkes başkanlığa adaylığını koyabilir de. Ya bu kadar şokla, bu kadar büyük bir şokla seçim kaybetmiş birisinin yeniden başkan adaylığını ortaya koyması bana çok garip geliyor. Yani etik gelmiyor diyemem de bana garip geliyor. Yani en kibarcası garip geliyor. Dursun Başkan neden başkan adayı oldu bir daha yani? Omero, Osmanlı'nın forveti Omero kime gitmeli? Başarılı bir oyuncu. Birincilik seviyesinin üstünde demiş Hüseyin Teker. Doğru, iyi oyuncu. Yani muhtemelen Osmanlı Spor'un kadrosunda çok aslında çok önemli oyuncular var. Gökhan. Serdar var orada şimdi. Serdar var. Serdar Musa kapış kapış Çağıran gidiyor. Avrupa Çıkarışı, kulüpleri Çıkarışı peşinde. Çıkarışı de enteresan oyuncu. Ya yani Osmanlı Spor'un kadrosuna bakıyorsun. Düşmüş Ceyhun olması Gülselam, çok ilginç yani. Ceyhun Gülselam var. Ceyhun iyi bir Anadolu takımına gider. Yani muhtemelen gider. Çok yani önemli Anadolu oyuncuları var. Ben Ceyhun Gülselam'ın performansının çok etkileyici olduğunu yani düşünüyorum. Osmanlı sezon başında ben mesela Bülent Uygun'la anlaşmışlardı. Bülent Uygun şampiyon olacağım Osmanlı Spor'la demişti. Küme düştü Osmanlı Spor. Yani kadro kalitesi bence işte o ben kesin düşmem dediği için düştü bence Osmanlı Spor. Ona bakarsan Gençler Birliği de düşmeyecek. Düşerse lisansımı yırtarım demişti Ümit Hoca. Yani Gençler Birliği düşeceği çok belliydi. Onu demek ya. Yok abi böyle şey ne demek o ya. Nasıl belliydi abi. Madem belliydi o zaman Ümit Hoca'ya söyleseydin de gitmeseydin. Zaten sen gitme dedin ama. Erdal demiş ki Özbek, Dursun Özbek başkanlıkla rüyalarda buluşur demiş. Ya ama sonuç itibariyle arkadaş sandık bu yani. Hani sandıktan da Dursun Başkan çıkabilir. O zaman tüydüler demişti. En önemli kaybı o oldu biliyorsunuz. Evet. O tüydüler açıklaması. Bu gece de spor gecesinin sonuna geldik sayın seyirciler. Şunu söylemeden. Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakemi. Bugün 88 yaşında hayatını kaybetti. Doğan Babacan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Başı Türk futbolunun, sağ olsun. Türk futbolunun başı sağ olsun. Yarın çok kritik bir gün sayın seyirciler. Şampiyon belli olacak. İlk 4 sıra belli olacak. Süper Lig'e gelen son takım belli olacak. Erzurumspor mu olacak? Gazişehir mi olacak? Konsantrasyon klibiyle veda etmiyoruz. Yok hayır. Şükür. İyi geceler diliyoruz. Pazartesi günü yine 02'de karşınızda olmak dileğiyle. İyi geceler, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi hafta sonları.